Evet, sayın vizyoner yaklaşım seyircileri bu akşam da hoş geldiniz. Evet yine geçen programımızda on, o tanıdığımız Hatice Odabaş karşımızda. Yanımda kendisi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Olsunuz Hep Şanara beraber. teşekkür ediyorum. İkinci kez konuk ettiği için bizi. E, yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz ben gerçekten. Teşekkür Buyurun. Siz, ben sizi dinliyorum bu sefer. Evet, evet, <laughs> evet. sayın seyirciler. Hatice Hanım'la geçen program güzel bir sohbetimiz oldu. Kendisi gazetecilikle ilgili duygularını, düşüncelerini paylaştı. Gençlere önerileri oldu. Evet şiddet olgusundan bahsettik. Kendisi benim kitabımı okumuştu incelemişti. Hatta beraber röportaj da yaptık. Sağ Sağolsun. Kendisinin manevi desteği için kitabıma göstermiş olduğu önemli olan konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulattığı için evet. desteklerlerden biri olduğu için kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sosyoloji öğrencisi ee, diyoruz sizin için ama yani sosyoloji e, mezunundan belki e, yaşanmışlık olarak deneyim olarak hayatın içinde yaşayarak çünkü bazen e, uygulamalar e, yaşam e, okuldan çok daha çok şey öğretebiliyor evet. her şey e, içinde yaşayan daha iyi öğrenebiliyor daha iyi eğitilebiliyor. O yüzden sosyoloji e, açısından siz benim kitabımı değerlendirmek isterseniz e, okuduğunuz kadarıyla e, bu şiddet olgusuyla hem e, habercilikle, gazetecilikle Hı -hı. birlikte bunu pekiştirerek sessiz Hı -hı. şiddet gazetecilikte de uygulanıyor mu sizce? Evet çok güzel bir soru sordunuz. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Ee, sessiz manipülasyonla işlenen suçlarla sizin bu kitabınız e, gerçekten hem sosyoloji, hem psikoloji hem felsefe. toplumda aslında ikili ilişkilerden başlayıp evlilik ilişkilerine varana dek iş hayatı evlilik, ikili ilişkiler hayatın tüm alanında sessiz şiddetin uygulandığını tanık oluyoruz. Bunu kitabınızda çok güzel ifade etmişsiniz. Ben ilk okuduğumda çok kitap okumayı seviyorum ve gençlerimize özellikle lütfen okuyun. lütfen kitap okuyun, lütfen. Evet. Yani internetten e, gereksiz saçma sapan dizileri ya da başka şeyleri seyretmek yerine lütfen okuyun, dünya klasikleri okuyun, Türk e, yazarlarımızı okuyun, okuyun. Elinde ne bulduysa okusunlar. Okusunlar ve kendi dağarcığını geliş, geliştirsinler. Biz 29 kelimeyle kendimizi telafi etmeye, etmeye çalışıyoruz. Ve anlatamıyoruz kendimizi zaten. Dar ne kadar kitap okursan o kadar dar yüksek olur. Gençlerimiz kitap okusunlar. İnternet köşelerinde zaman harcamasınlar diyorum. Bol bol okusunlar ve kendini geliştirsinler. Bizim Avrupa'da hiçbir şey, şeyimiz eksik değil. Bilgi birikimi açısından çok büyük eksiklikler yaşıyoruz dönecek olursam evet. kitabınız olağanüstü. ben o, o kitabı ilk aldığım zaman her yani tabii ki kitap kitap okuma şeyim de farklıdır. E, bütün kitapları okurum ama felsefe, psikoloji olan da kitaplar her zaman benim tercihim olmuştur. Belki de bu kitapların e, okumamdan dolayı belki bu kadar e, bilgi birikimi ya da işte e, bilgi birikimi demeyelim de e, biraz daha e, duyarlı, biraz daha kendimi e, konulara vakıf görebilmekteyim. Okumanın da faydası var. Hem yaşanmışlıkla birlikte okum, okumanın Kitap okumanın da çok büyük faydasını gördüm. Gerçekten zihni, zihni açıyor ve onun için çocuklar okusunlar. Ee, tekrardan dönüyorum kitabınıza. Olağanüstü kitabı elime aldığımda e, bir araştırma kitabı olduğunu zaten gördüm. Ben bir araştırmacı değilim. Tabii ki sosyolojiyi okuyorum. Sosyoloji aynı zamanda zaten e, toplum bilimi. Yani kısa olarak toplum bilimcisi değilim. Olma yolundayım. E, bunu bitireceğim zaten. E, baktığımda çok dikkatimi çekti. Vay dedim yani bir kişi buna değinmiş. Sessiz şiddetin, sessiz çığlığın aslında. Hem sessiz şiddet hem sessiz çığlık da var. Dedim ki yani tebrik ediyorum. Ve sizi tebrik ediyorum. Mi? Yani toplumda bilinen, üstü örtülen... Aslında hiçbir yazarın bugüne kadar ortaya koymadığı bir araştırma yazısıyla bunu pekiştirip kitap haline getirmişsiniz. Şaşırdım kaldım. Sizin kitabınızı okuduğumda günlük hayatın içerisinde, iş hayatımızın içerisinde, bürokrasinin içerisinde ne kadar sessiz şiddete ya da ikili ilişkilerde sessiz şiddete mağdur kaldığımızı fark ettim. Evet dedim ben bunu yaşadım. Okurken not aldım altlarını bütün çizgi çektim. Ben bunu yaşadım, ben bunu yaşadım ve dehşete düştüm. Bunun bu şekilde bu kitabın ortaya çıkmasında kimin emeği geçmişte başta size. E, çok teşekkür ediyorum. Ve bu kitabın gerçekten tanıtılması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm için gazetemde size yer verdim. İkinci sayısında da yer verdim. Çünkü insanlar sessiz şiddetin, sessiz manipülasyonu hep siyaset arkası olarak görüyorlar. Yani siyasetin e, e, siyasetle bağdaştırıyorlar. Sessiz aslında siyasetle alakası olan bir konu değil. Sessiz manipülasyon bizim hayatımız içerisinde kurumlar tarafından, ikili ilişkilerde eşimiz, e, sevgilimiz, efendime söyleyeyim yakınlarımız tarafından sürekli e, kendi e, istekleriyle bizi setlemesi, arka plana atması dan kaynaklı çok fazla mağduriyetler yaşıyoruz ama bunu isimlendiremiyorduk. Bunu siz isimlendirmişsiniz ve bir saha çalışması yapmışsınız. Hakikaten çok emek verilmiş, çok emekle hazırlanmış bir kitap. Ben sizi öncelikle bu kitaptan dolayı gerçekten kutluyorum. Mübalağa etmiyorum. hem yazar hem avukatsınız. Çok farklı bir kişilik yapınız var. Kutluyorum. Siz de araştırma meraklı bir insansınız. Ben zaten bir insanın hangi mesleği yaparsa yapmış, yapıyorsa yapsın. Mesleğin şeyi önemi yok. Merak. Merak. Farklılık o, fa yaratmak. Farkındalık yaratmak. Siz farkındalığı yaratmışsınız. Onun için kutluyorum ve bu kitabın geniş kesimlerce okutulmasından ya yanayım. Hatta bu kitap MEB'inde e çocuklar hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kitabı kendi bünyesi alıp okullarda belli bir sevin üstünde çocuklara yani lise e müfredatına konmasını dahi istiyorum yetişkinler de okumalı. Öğrenciler de okumalı. Ben çok şey buldum o kitapta. Mesela bir yerde bir şey geçiyor. İkili iletişimde telefon işte sessiz telefonda görüşme esnasında. Bunu meslek hayatımızda da yapıyoruz. Zaman zaman biz de farkında olmadan. Kendimde evet, de gördüm. Ben de kendimde keşfediyorum. Evet, evet dedim. Aa ben bunu yaptım. Şimdi görüşmek istemediğimiz ya da bize sıkıntı verecek kişilerle mesafe koyup görüşmeyi tercih ediyoruz. Aslında bu da bir manipülasyon. Biz de yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak iş alanlarında, özellikle mesela ben yerel yönetimlerde bunu çok görüyorum. Lütfen imza alınmasın ama. Şimdi e, yerel yönetimlerde, belediyelerde zaman zaman ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hepsini seviyorum. bütün arkadaş, Hepsi bizim meslektaşımız, arkadaşımız. Şimdi belediyelere gittiğimizde, hangi iştahlar olursa olsun bir sukune takim. Bir sukune takim yani selam versek mi vermesek mi yani bir baskı. Aslında o insanlar yani sessizlikte konuşan insanları görüyorum. Oraya girdiğimde, o alanlara girdiğimde yani bu insanlar konuşuyor ama konuşmuyor. Sessiz manipülasyon orada da uygulanıyor. Onun için belli mesafede e, memuriyet hayatında e, Devlet kadrolarında girdiğimde herkesin ölü olduğunu hissediyorum. Ve o enerji beni çok rahatsız ediyor. E, keşke öyle olmasa. Bürokrasiye takılmışlar. Onlar da sessiz manipülasyonu aslında uğruyor. Belki bunu dile getiremiyorlar. Onun için ben sizi tebrik ediyorum. Çok, çok güzel teşekkürler. bir kitabınız var. Ben ee, teşekkür ederim. Yani e, sonuçta Tabii yaşam koşullarının zorluğu tabii, tabii. E, maalesef hepimizi e, bir şekilde çeşitli şekillerde etkiliyor olumsuz e, yönde Hı -hı. ve olumsuz yönde etkilendiğimiz için e, bu e, bazen istem dışı bizim işimize, özel hayatımıza e, vesaire yansıyabiliyor. O yüzden maalesef... E, Böyle e, hoşnutsuz durumlar yaşanabiliyor evet, evet, ortamlarda evet, evet. E, ve teşekkür ediyorum gerçekten ben teşekkür e, okuduğunuz için sizin evet. görüşünüzü almak istedim evet. e, okuyan bir de sosyoloji açısından bir teşekkür. de gazeteci olarak e, objektif olmanızı evet, her objektif, zaman her zaman istediğimi objektif. biliyorsunuz evet, zaten. Geliyor. Çünkü eleştiri açığım, Tabii. olumsuz eleştirilere de açığım hı hı. bir yazar olarak, avukat olarak, bir insan olarak siz de öyle kendinizi geliştirmek için hepimizin eleştiriye açık olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii, Tabii ki eleştirilerin yıkıcı değil. Yapıcı olması gerektiği kanısındayım. Hı hı. Çünkü biz çözüm maalesef üretmiyoruz. Evet. evet. Ee, bazen çoğumuz e, yıkmayı psikolojik şiddetle bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz doğru, bu doğru, konuda. Doğru. Psikolojik şiddet yani hakaret olsun, evet, küfür evet, evet. olsun, küfür de bir tür hakaret. Evet. Yani bir şekilde psikolojik şiddet uygulayarak birbirimizi, birbirimizi yok sayma evet. bu sessiz evet. şiddet de aynı şekilde içerisinde var. Birbirimize esasında şiddet uyguluyoruz esasında eleştirirken yapıcı eleştirsek, değil mi tabii, Hatice Hanım tabii, doğru yapıcı eleştirsek çözüm üretsek şunu şöyle toparlayalım bunu bu şekilde yapalım farklı görüşlerde de olsak farklı duygularda da olsak farklı bakış açılarında da farklı pencerelerden de baksak Kesinlikle. birleştirici olmak ...nasıl e, toplumumuz için... ...dünya için faydalı oluruz... Tabii, ...düşünmek. Tabii, tabii. Sadece kendimiz için yaşayan değil... ...toplum içinde tabii. yaşayan... Tabii. ...bireyler olabilmek. Hı -hı. E, yani ötekileştirmeden... ...birleştirici olabilmek... ...gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru Siz de aynı fikirdesiniz... Aynı fikir ...bu diyeyim, konuda aynı fikir. zaten. Tabii, tabii. E, Hatice Hanım'la da... ...sohbetlerimiz oluyor. Evet. Sağ olsun. E, yani e, ben her zaman çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiği kanısındayım. Empati sonucunda sempati benim sloganlarımdan çünkü empati kurduğumuz zaman karşımızdakinin olaya bakış açısını irdelediğimiz zaman bir zıt görüşte bile olsak, farklı kişiliklerde bile olsak birleştirici bir noktayı çözümü bulabileceğimizi düşünüyorum. Peki çözüm önerisi olarak gazetecilikte ee, bu gazetecilerin uğradığı şiddet e, çevrelerinden olsun vesaire evet. ya da işlerini evet. e, yürütürken uğradıkları Hı -hı. şiddet evet. e, nasıl çözümlenebilmelidir sizce nasıl bir e, yol, yol izlenmeli gibi. sizce ya da ne gibi beklentileriniz var bir gazeteci olarak? E, toplumdan beklentiniz, e, devletimizden beklentiniz nedir mesela e, Hatice Hanım? <laughs> Teşekkür ediyorum. Toplumdan beklentiniz tabii ki var, toplumdan ve devlet devletimizin de beklentiniz var. Şöyle söyleyeyim Serra Serhanım. E, evet meslektaşlarımız sadece e, meslekleri doğrultusunda e, şiddete uğramıyorlar. Farklı alanlarda da şiddete uğruyorlar. Farklı farklı alanlarda Şiddetten öte tacize uğrayan meslektaşlarımız da var. Sözlü taciz, fiziksel taciz. Bunları yaşayan arkadaşlarımız da var. Yani sadece bir haber yazdığı için e, şiddete maruz kalanları, bak kastetmiyorum burada. Evet. Kendi meslektaşları içerisinde. E, bir bayan olduğu için. Bu, 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 bu sektörde e, bir kadın olmak gerçekten çok zor. Ama ben bu meslekte var olmak için geldim ve var olmak için çaba sarf ediyorum. Bunun için de biraz açık sözlüyüm, açık mütevazide olamayacağım bu konuda. Ben e, hiç sakınmam sözümü. Çat 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 söylerim. E, kim olursa olsun fark etmiyorum. Ben böyle biliniyorum. Ben buyum zaten. Meslektaşlarımız maalesef bir röportaja gidiyoruz. Kısa bir örnek vermem gerekiyor. Bir röportaja gidiyorsunuz. Bir iş adamıyla bir röportaj yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Bu geçmişte de diğer arkadaşlarımızın başına geldi, bizim de başımıza geldi. Bu iş adamlarını deşifre etmek gerekiyor. Efendim siz bir kamu adına sizin firmanın sanatını için bir e, gazeteci sizin ofisinize geliyor. Siz ona kıyıda köşede şarap ikram etmeye kalkıyorsunuz. Yemeğe çıkma teklifinde bulunuyorsunuz. Ucu açık farklı tacizlere varana kadar gayri ahlaki e, konuşmaya gerçekleştiriyorsunuz. Bu tür insanları deşifre etmek gerekiyor toplumda. Maalesef bizim arkadaşlarımız, çevre, e, kendi meslek taşlarım, taşlarım, bunu çok fazla gündeme getirmiyor. Ama bu mesleğin arkasında çok taciz uğrayan arkadaşlarımız var. Ciddi anlamda var. Kadın olarak taciz, tacize uğrayan arkadaşlarımız var. Maalesef sessiz kalıyorlar. Ben kalmıyorum sessiz. Kim bu tacizi yapıyorsa deşifre ediyorum. Haberimi deşifre ediyorum. Gerekiyorsa telefon açarak deşifre ediyorum kamuoyunun bilinmesini sağlıyorum. Hiç kimse tacize uğramalı bizim ülkemizde. Ne gazetecisi şiddete uğramalı, ne kadınlar şiddete uğramalı, ne çocuklar tacize veya şiddete uğramalı. Benim istemediğim bir şeyi siz bana yaptıramazsınız. Ben çünkü kamu adına, ben vergi mükellefi olarak bu devletime vergi ödüyorum ve kamu adına kendi firmamı ve sizin tanıtımınız açısından size geliyorum. Siz bana gayri ahlaki sözler sarf ederek e, benden faydalanmaya çalışıyorsun ya da diğer meslektaşlarımıza faydalanmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu asla e, doğru bir yaklaşım değil. Kesinlikle kınıyorum. Kendi meslektaşlarımın içinde söylüyorum. Tacize, sözlü tacize bunu hissettiğiniz anda elinizde yayın grubunuz var. Yayınlayın. Facebook'ta yayınlayın. Kendi gazetenizi haberleştirin. Neden sessiz kalıyorsunuz? İlla bir sivil toplum kuruluşundan üye olmam mı gerekiyor? Ben bireyim. Ben kendi hakkımı her zaman savunurum. Benim bir avukata da ihtiyacım yok iki kelime yazarım. O iş adamını da bu toplumdan soyutlarım. Çünkü bana sadece bu tacizi bana yapmaz. Bana bu cüret edebilen bir gazeteciye taciz e, hani ucu açık olarak hakikaten çirkin tacizi yapabilecek bir iş adamı toplum bilincisi kim olursa olsun. Yarın size yarın diğer arkadaşlara yarın çoluğa çocuğa herkese bu tacizi yapar. Hiç kimse istemediği şekilde bir şiddete, bir tazize maruz kalmamalı. Ben benim bir şeyim varsa, bu işler karşılıklı olur. İşte bu arkadaşlarınız maalesef sessiz kalmaya seçiyorlar. İşte ev, içlerinde evli olanlar var, eşleri olanlar var. Toplumda yanlış anlaşılır. Bir de şimdi bizim toplumumuzda maalesef kadın kadın kuyruk sallaması erkek e, bir şey hamaz. Şimdi böyle bir algı var. Biz ana erkek toplumdan erkek topluma geçmişiz. Yani ilk Türk toplumunda kadın yöneticiyken gelinen noktada erkek yönetici sıfatını almış. Biz Amerikilikten geliyoruz. Dolayısıyla hangi tür şiddet olursa olsun şiddeti asla e, kabul etmiyorum. İnsanlar kendisini savunmalı. Çocuklar kendisini savunamaz. Kadınlar kendini savunabilmeli. Sessiz köşede kalıp da işte aman şu bunu yaptı dememeli. Deşifre etmeli. Deşifre ediyorum. Bak ben yapıyorum. Özgür İstanbul Gazetesi olarak kim kimin e, bu şekilde bir hakaretine maruz kalmışsa deşifre ediyorum. Çünkü bu tür e, insanların topluma zararı var, faydası yok. Ve şiddet ya taciz dediğiniz gibi bu başka bir şiddettir. Taciz de başka bir şiddet. Benim istemeden hiçbir Tabii. şey sen bana yapamazsın. Ben benden herhangi bir onay almadan beni bunu bunu bana yaptığın zaman cezai Kar cezayla karşı karşıya kalman gerekiyor. Avrupa'da böyle. Avrupa'da bir kelime, bir kelime ya da bu bir kelime söyleyen kişiler e tacizle yargılanıyor. Bizim toplumumuzda maalesef bu hasır altı ediliyor. Hasır altı edilecekçe de cüret artıyor. Cüret arttıkça da şiddete, işte her meslek alanlarında şiddet, çocuklara şiddet, kadınlara şiddet, gazetecilik yapmama rağmen dönem dönem bana bile cinsel istismar ya da cinsel şiddetle karşı karşıya kalıyorum. E ben yani bunu deşifre etmesem farklı insanlara yarın başkası ne yapacak. Deşifre etsinler efendim. Bu mesleğin kadın olarak gerçekten çok zor bir meslek. Zor bir mesleği icra ediyoruz. Ama kadınlar yılmamalı. Kadınlar kendi mesleğini yapmalı. Haber de yazabilmeli. Özgür haber de yazabilmeli. Bir duruşu olmalı. Bir, bir basın mensubunun da her kesime eşit mesafede duruşu olmalı. Ben şimdi şuna katılmıyorum. Ee, taraflı mısın, tarafsız mısın, şu musun? Evet, bir tarafın elbette ki vardır. Yani e, sol yakın olabilirsin, sağ yakın olabilirsin. Ama gazetecilik, gazetecilik yaparken her iki kesimi de tolere edecek Çünkü biz böyle bir kavramlardan geçmedik. Bize evet. şunu yani sağcı ya da solcu ayrımı yaparak biz bu işi yapmıyoruz halkın yararına olan vatandaşın haklı isyanını yazabilen, bunu ortaya çıkartabilen ya da kamuoyunda işte yerel yönetimlerden bahsediyorum. Yerel yönetimlerin Pendik, Kartal, Tuzla, veya Maltepe bu bölgede çok iyi halkına iyi hizmet yapmış belediye başkanlarının haberlerini de özgün yazabilmelisiniz. Yani habercilik budur. Habercilik Tek tarafın bir yayın organı olmamalı. Gazeteci hiçbir e, tarafın yayın organı olmamalı. Ya evet. Böyle bir şey yok. Evet, ben e, X partiyi de yazabilmeliyim, A partiyi de yazarım, C'yi de yazarım. Önemli olan orada dediğin gibi harmanlamak, güzellikleri ortaya çıkartabilmek, aşırı eleştirip insanları hı hı. toplumu e, yormak yani, değil. Hatice Hanım, evet. E, İnfrayatacak durumlar neden getirmek değil. Gayet her, her iki kesime de ortak mesafede yaklaşıp taraf tutmadan tarafsız kalabilmek. Yani bu bu tarafsız olacak. Yani Hatice Hanım dediği gibi sonuçta benim de savunduğum düşünce kendimizi geliştirebilmemiz için, kendimizi daha iyi yönde yetiştirebilmemiz için öz eleştiri de yapabilmemiz lazım. Olumsuz öz eleştiri de. Tabii. Ve eleştirdiğimizde de herkesin daha çok kendine çeki düzen vermesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi şiddet hepimiz karşıyız. O yüzden evet bu akşam da Hatice Oda baş sağolsun bizlerleydi. Vizyoner yaklaşım programının bu akşamlık da sonuna geldik. Ee, şimdilik hoşçakalın. kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.